İyi akşamlar değerli izleyenler. Real Politik programına hoş geldiniz. Yeni yayın dönemiyle birlikte yeni saatimizde saat 9'da 10.30 arasında çok değerli konuklarımız ve güncel konuları değerlendirdiğimiz Real Politik programı yeni yayın döneminde de yine sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Bugün her zaman olduğu gibi Doçent Doktor Sait Akşit ve Doçent Doktor Mustafa Çıraklı ile çok önemli bir konuyu çok değerli iki öğretim üyesi hocamızla birlikte değerlendirip analiz etmeye çalışacağız. Bugün küresel düzen nereye gidiyor? Bölgesel yapı ne durumda? Yeniden yapılanan küresel ekonomik sistem Türkiye ve ülkemizdeki son durumu değerlendireceğimiz önemli bir konu. Bugün iki değerli konuğumuz var. Stüdyo konuğumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kampüsü'nden Yardımcı Doçent Doktor Hayriye Kahveci ve çok değerli dostumuz Profesör Doktor Ahmet Kasımhan İstanbul Aydın Üniversitesi'nden. Değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyor ve öncelikle ben ilk sorumuzu Ahmet Hocamıza yönlendirmek istiyorum. Hocam biliyorsunuz Rusya'nın Ukrayna'daki Donbas bölgesini bir referandum süreciyle ilhak etmesi küresel çekişmede yeni bir aşamaya geçtiğimizin göstergesi. İlhak kararı sonrasında Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nde yaşanan patlamalar, ardından Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği füze saldırıları uluslararası gündemi son derece etkiledi ve yakından ilgilendiriyor. Ve bizim alanımızda da uluslararası ilişkiler alanında yeni dünya düzeni tartışmalarının ortaya çıktığını görüyoruz. Bir önceki programımızda sizinle konuştuğumuzda siz de bu konuya dikkat çekmiştiniz. Nedir bu yeni dünya düzeni tartışmaları? Dünya nereye gidiyor? Eskiden iki kutuplu bir dünyadan bahsediyorduk. Daha sonra tek kutuplu bir dünyaya gidiş oldu. Bundan sonra bizi neler bekliyor? Ne gibi aktörler daha ön plana çıkacak? Çin'in rolü, Rusya'nın yapmaya çalıştıkları ve Amerika Birleşik Devletleri ekseninde bu yeni dünya düzenini bize bir değerlendirerek başlarsanız seviniriz. Çok teşekkür ediyorum. Hem yeni yayın döneminizde her ikinize de başarılar diliyorum. Hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni buradan en içten duygularımla selamlıyorum bizi izleyenleri. Evet, bir yeni dünya düzeni tartışması var. Doğrusu ya Murat Hocam, bu yeni dünya düzeni tartışması Soğuk Savaş bittiği günden beri var. Ve iki şeyi belki bu tartışmayı yaparken bu alanın akademisyenleri de dahil atlıyoruz. Bir tanesi bu yeni bir dünya düzeninin ortaya çıkması zaman alıyor. Yani o bir unsur. İkincisi de bir düzenin bitişinden yeni bir düzenin ortaya çıkışına kadarki dönem, o uzun dönem, düzensiz bir dönem oluyor. Biz şu anda o düzensizliğin önemli dönemeçlerinden bir tanesini yaşıyoruz. Sonuncusu olacağını zannetmem ama çok önemli bir tarihte dönemeç kabul edilecek. Buradan bahsedildiği zaman, ilerleyen dönemlerde dönüp burası analiz edildiği zaman, tarihin bu noktası analiz edildiği zaman diye de düşünüyorum. Nedir biten? Önce bir bitenin, yani biten düzenin ne olduğu üzerinden konuşmak lazım. Bizim Westfalia düzeni dediğimiz düzen bitiyor. Yani 1648'de 30 yıl savaşları sona erdiğinde yapılan Münster ve Osnabrück barış anlaşmalarıyla ya da oralarda akdedilen barış anlaşmasıyla ortaya çıkmış olan bir takım ilkeler ve o ilkeler çerçevesinde şekillenen, 500 yılda öyle şekillenmeye devam eden bir düzen ortadan kalkıyor. O düzenin şahikası aslında Birleşmiş Milletler Anlaşması'na derz olunmuştur. 1648'den Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın yazıldığı ana kadar, oradan da Soğuk Savaş'ın bittiği güne kadar bu temel ilkeler sorgulanmamış, aksine geliştirilmiş ve daha sağlamlaştırılmıştır. Nedir bu temel ilkeler? Birincisi, devletlerin uluslararası ilişkilerin ana aktörleri olduğu meselesidir. İkincisi, bunların egemen oldukları
meselesidir. Üçüncüsü bunların eşit oldukları meselesidir. İki Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler Anlaşması'na bu hükümler kat'i olarak girmekle birlikte bir ilerleme de kayıt düşülmüştür. O da savaşın yasa dışı olması. Savaş ve savaş yoluyla toprak kazanımının yasa dışı olması meselesi. O Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın iki Dünya Savaşı geçirmiş olan bir dünyanın tecrübesi üzerine kendi içerisine aldığı ve uluslararası düzenin ondan sonrasını da umulmuştur ki tanımlayacağı düşünülen ilerlemesidir bir manada. Fakat 20. yüzyılın sonuna geldiğimiz zaman küreselleşme devletlerin bu tek aktör pozisyonunu zorlamaya başlamıştır. 20. yüzyılın sonuyla beraber küreselleşmenin bu tek aktör pozisyonunu bir anlamda ciddi şekilde sarstığı devletlerin egemenliği de sorgulanmaya başlamıştır. Özellikle işte bu koruma sorumluluğu, yani bir ülkede eğer soykırım varsa dışarıdan buna müdahale edilebileceği meselesi iyice bu egemenlik meselesinin ya da ilkesinin altına oymuştur. Ardından bütün bu gelişmelerin sonrasında nasıl bir dünya düzeninin ortaya çıkacağına dair tartışmalar almıştır, yürümüştür. Soğuk Savaş'ın bitimindeki iyimserlikle işte herkesin bildiği artık bu Francis Fukuyama'nın tarihin sonunu ilan ettiği tezle beraber liberal demokrasilerin o noktadan itibaren uluslararası sistemin belirleyicisi olacağını, liberal demokrasinin de uluslararası siyasal düzenin karakterini belirleyeceğini iddia eden bir takım savlar ortaya atılmıştır. Aynı esnada Francis Fukuyama ile beraber bunları savunan Francis Fukuyama ile beraber Samuel Huntington'ın meşhur medeniyetler çatışması tezi de ortaya atılmıştır. Mamafi Fukuyama 20. yüzyılın nihayetine erdiği dönemde özellikle de Soğuk Savaş'ın sonu Sovyetler Birliği'nin dağılması, NATO'nun genişlemesi gibi gelişmeleri göz önüne aldığımız zaman hani daha bir galebe çalıyormuş gibi bir dönem geçti. Fakat 21. yüzyılın 21. yüzyıla kendini terk etmesiyle beraber çok da hızlı bir biçimde 2001 senesinin 11 Eylül tarihinde bu bildiğimiz parametrelerin tamamı çok büyük bir meydan okumayla karşı karşıya kaldı. 11 Eylül'den sonra sistem önemli ölçüde değişti. Burada herkesin sorumluluğu var ama en çok Amerika Birleşik Devletleri'nin sorumluluğu var. Çünkü sistemin başat gücü olarak liderinin ağzından egemenlik denilen nosyonu derinden yaralayan bir açıklama yaptı Amerika Birleşik Devletleri. O dönemin başkanı George Bush ne demişti? Ya bizimlesiniz ya bize karşı, bu öyle bir savaş. Bu ulusal çıkarlarınızı belirleyemezsiniz demek. Arkasından uluslararası hukukta mevcut her tür ilkeyi ve bu arada temel ahlak kurallarını da çiğneyerek, evet kendisi de matah sayılamayacak olan, belki yargılanmayı ve hatta bu suçlardan dolayı en ağır şekilde de cezalandırılmayı bin kere hak etmiş olmakla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nin o gün Irak'a girmesine neden olan mazeretlerin, Birleşmiş Milletler'de Amerika'nın utanmazca savunduğu bir takım suçlamaların muhatabı olmayan, yani o noktada, o orada yani Saddam'ın eli temizdi diyemeyiz ama hani o noktada olabileceği kadar temiz olan Saddam Hüseyin'in Irak'ına saldırdı Amerika Birleşik Devletleri. Bu savaşın sonrası ki Birleşmiş Milletler bunun arkasında durmadı. Bunun ardından biz bayağı kaotik bir döneme girdik. Afganistan, Irak, dünyanın değişik yerlerinde değişik çatışmalar ve gelişmelerle bezeli. Böyle geçen çok uzun bir zamandan sonra, az buz değil yani, neredeyse bir yüzyılın beşte birini böyle yaşadık.
bu senenin 24 Ocağı'na geldi. Pardon, 24 Şubat'ına geldik. 24 Şubat 2022'de Rusya Federasyonu ABD'nin temellerini attığı bu oldukça mikrobik sistemik arazinin üzerine, hani bizdeki tabiriyle belki tüy dikti ve Amerika'nın ahlaksız savaşlarının mazeretlerinden daha beter mazeretlerle ve bu sefer toprak kazanımı, işgal ve bir ülkenin varlığına son vermek hedeflerini açıkça ifade ederek Ukrayna'ya girdi. Bugün artık ne devletlerin uluslararası ilişkilerde tek aktör oluşturdukları, ortaya çıkmış meydan okumalarla mevcut sistem içerisinde başta edemedikleri, fakat hala ellerinde bulundurdukları güçle uluslararası ilişkilerdeki en önemli aktör olmaya devam ettikleri, savaş yapma yeteneğine sahip oldukları için sistemi ve insanların hayatlarını tarumar edebilecek bir yetkinliğe sahip oldukları, ama mevcut altyapının üzerinde kürenimizin sahip olduğu sorunlara doğru dürüst çözüm de üretemedikleri ve de bu Vestfalya sisteminin de aynı anda iflas ettiği, yerine de neyin geleceğini çok iyi bilemediğimiz bir manzarayla karşı karşıyayız. Ve daha herhalde bir süre bu iş böyle devam edecek. Hayri Hocam, siz bu konuda ne söylemek isterseniz, Ahmet evet, Hocam bir Ahmet çerçeve Hocam çizdi. Sizin görüşlerinizi de alabilir miyiz? Evet, yani çok güzel başladı aslında. Yani bir düzensizlik sürecinden geçiyoruz. Aşağı yukarı aynı yaş gruplarındayız biz ve tabii akademik kariyerlerimizin başında, yani öğrenciliğimizde bu yeni dünya düzenini anlamakla meşguldük. Yani biraz ne olacak, neye evrilecek, nasıl bir güç dengesi olacak sorularını sorarak başladık aslında hepimiz akademik kariyerlerimize ve hala aynı soruyu soruyor olmamız bugün bu masada. Bu sürecin Ahmet Hoca'nın söylediği gibi öyle kolay kolay da sonuçlanmayacağını gösteriyor. Tabii hani bir düzen oluştuğu noktada baktığınızda, yani çeşitli dönemlerde bir takım hegemonyaların, hegemon güçlerin oluştuğunu ve o egemenliklerinin, yani onların kurduğu hegemonyanın kiminin çıkarına, kiminin çıkarına ters düzenler gündeme getirdiğini tarihsel sürece baktığınız zaman görebilirsiniz. Bu yeni dünya düzensizliği aslında biraz da o kimin daha baskın bir güç oluşturacağı, bu yeni dünya düzeninin ekseninin nerede olacağı tartışmalarında sıklıkla yapıldığı ve aslında özellikle son dönemlerde, ki bu, yani bugün tamam Rusya'nın daha agresif politikalarını gözlemleyebiliriz belki, ama bunun geçmişi böyle çok dün başlayan bir şey değil. Yani Soğuk Savaş'ın hemen ardından belli ki, örneğin Yeltsin dönemine vesaireye baktığınızda bir bocalama dönemi gözlemlemeniz mümkün. Özellikle Rusya'nın rolü açısından. Belki biraz prestij kaybı, belki bazen o Yeltsin'in imajı çerçevesinde hani utanç duyulan bir rol. Hani özellikle hani o baskın Sovyet veya Rus İmparatorluğu sonrasında yaşanan siyasi küresel rolden sonra, ama özellikle 2000'lerden sonra bu rolün, bu imajın biraz daha toparlandığını ve hani artık Rusya da dünya haritasında tekrardan demeye başlayan bir Moskova görüyorsunuz. Bu da o eksenin batıdan acaba doğuya kayar mı? Hadi tabii Rusya'nın yanında Çin faktörünü de tabii unutmamak lazım. Yani ciddi bir ivme kazanan bir Çin'den bahsediyoruz. Bu gerek ekonomi gerek siyasi. Yani özellikle ekonomi başlayıp özellikle son dönemlerde bu işte yeni İpek Yolu tartışmaları. Daha agresif hatta. Belt and Road, yani evet, kuşak ve yol inisiyatifi diye çevirmek evet lazım herhalde. Çerçevesinde çok daha aslında ben hani agresif değil, tam tersine böyle Çin usulü yumuşak güçten bahsedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Agresif derken ekonomik agresif, ama şey, hani belki de hidden, gizli bir siyasi ajandayla. Ve bu eksenin hani tamam batıdan böyle biraz daha yaşadığımız coğrafyaya çok fazla kaydığını görüyorum sanki ben. Ha, bu yeni bir dünya düzeni haline geldi mi? Yok, daha bunun zamanı var, ama
geriye dönüp bakıldığı zaman belki de biz akademik kariyerlerimizi tamamladığımız noktada bile bu tartışmanın hala daha uluslararası ilişkilere damgasını, yani özellikle bu dönemin uluslararası ilişkiler çalışmalarına damgasını vuracağını düşünüyorum ben de. Şeyi söylemek lazım belki burada aslında, gelmeden önce ben farklı konuşmalara baktım. Son dönemde aslında bir dizi önemli konuşma yapıldı. Yani Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinin ilhak edilmesi sonrası Putin'in yapmış olduğu iki önemli konuşma var. Baktığımız zaman yine Borrell tarafından, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell tarafından yapılan aslında bir dizi konuşma var. Karşılıklı suçlamalar var burada. Baktığımız zaman bir bağımlılık vurgusu var, özellikle Avrupa Birliği tarafında. Avrupa Birliği tarafından baktığımızda aslında tam da sizin ikinizin de, Ahmet Hoca'nın da, Hayriye Hoca'nın da belirttiği iki bir önemli noktayı Borrell de tespit ediyor. Messi diplomasi, Messi multipolarity olarak tanımlıyor dönemin ruhunu. Yani aslında birazcık karmaşık bir çok kutupluluk, düzensiz bir çok kutupluluk olarak bunu belirtebiliriz ve Avrupa Birliği'nin çeşitli politika zemini değişimiyle beraber kendine yeni bir rol biçmesi vurgusu var orada. Diplomasinin yeni sınırları da bunun önemli aslında vurgularından biri baktığımızda. Ama yani biraz önce konuşulduğu gibi Çin'in vurgusu daha çok yumuşak güç ve ekonomik olarak aslında yapılan açılımlarla. Yani Çin'in özellikle kuşak ve yol politikası, Afrika'daki varlığı, belki kaynaklara ulaşım konusunda üstlendiği tutum önemli bir nokta. Onu belirtmek lazım. Burada tabii daha çok meydan okumayı silahlı askeri bir boyutta yapan tarafın aslında Rusya olduğunu belirtmek lazım. Bu biraz da aslında bizim eski dünyanın merkezi olarak gördüğümüz Avrupa'nın bir şekilde geleceğini de etkileyen unsurlardan biri baktığımız zaman. Burada aslında bu bunun yeni bir boyut, yani bu meydan okumanın yeni bir boyut kazanmasındaki önemli noktalardan birisi aslında önemli altyapı unsurlarının da sabotaj yoluyla vurulması oldu baktığımızda. Yani Kuzey akımında çeşitli saldırılar gerçekleştirdi. Üç ayrı bölgede ve aslında Rusya'dan Almanya'ya yönelik gaz boru hattında bir zarar meydana geldiğini söylemek mümkün. Kerç Köprüsü saldırısı, yine aslında Kırım'la Rusya arasındaki bağlantıyı kırmak açısından önemli görüldü. Bunları kimin yaptığı konusunda tabii ki çeşitli iddialar var. Kerç Köprüsü konusundaki iddialar daha net. Yani Ukrayna istihbaratı bunu kabul ediyor zaten ama özellikle Kuzey Akımı konusundaki saldırılarda karşılıklı suçlamalardan bahsetmek lazım. Yani Batı daha çok Rusya'yı suçluyor. Rusya Amerikan tarafını ve Batı'yı aslında, hatta terörist faaliyetlerle bulunmakta suçluyor baktığımız zaman. Ve Putin Türk akımına yönelik saldırılara da değindi. Bunu da belirtmek lazım ve bu da aslında üstü kapalı bir belgeli, kimin yaptığını biliyoruz ama açık olarak ifade etmeden bunu söylediği bir zeminde gerçekleşti. Ciddi anlamda bir aslında Amerikan eleştirisi var, bunu söylemek lazım. Yani Amerika'yı farklı noktalardan Avrupa'yı da zorlamaya yönelik bir tavır takınmakla suçluyor benim görebildiğim kadarıyla. Hocam, Ahmet Hocam, bu noktada aslında biraz size şunu sormak isterim. Rusya'nın ortaya koyduğu bu agresif meydan okumanın Amerika tarafından nasıl karşılandığı konusunda ve nasıl bir aslında tepki verildiği konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani bence bir fırsat olarak görüyor Amerika Birleşik Devletleri bu meydan okumayı. Çünkü hani çok uzun bir muhabbeti pratik ve kısa değerlendirmek gerekirse, Rusya'nın şu anda karşı karşıya kaldığı direncin üzerinden atlayabilecek mecali yok. Yani Rusya Ukrayna'da giriştiği agresif savaş ve uluslararası hukukun
çok sert bir biçimde ihlaliyle kendini sıkıştırdığı köşeden kolay kolay çıkamaz. Buradan Rusya'nın hani kendini bir bütünlük olarak koruyarak çıkması da daha orta vadede zor bir iştir. Yani bir anlamda hani bizde bir amiyane ifade ile söyleyeyim, bir laf vardır ya, zokayı yutmak diye. Rusya orada gerçekten yemi kaptı ve Putin şu veya bu nedenle belki de tarihte bırakacağı mirası peşin peşin yedi ve tüketti. O nedenle ben Washington'dan bakıyor olanların burada ciddi bir fırsat gördüklerini düşünüyorum. Ha, bunun tabii böyle gözüküyor olmasının da çok büyük bir risk getirdiği de bir gerçek. Nasıl bir riskten bahsediyoruz? İşte biraz evvel söylediğim risklerin gerçekleşeceği, siyasi mirasının heba olduğu ve kendisinin de iktidarda kalamayacağı, hatta can güvenliğini sağlayamayacağı noktasında şüphe sahibi bir Putin'in işi buradan çok farklı bir noktaya taşıyabileceği ve işte nükleer silah kullanmak da dahil bir takım çılgınlıkları yapabileceği bir zemin de var burada. Yani gerçekten hani zor ve netameli bir noktadayız. Benim görebildiğim kadarıyla bu yeni uluslararası düzen meselesiyle bu soruyu özdeşleştirmek gerekirse şöyle bir manzara var. Ya da benim aklımda dört tane diyeyim senaryo var. Ya bu kaostan biraz evvel söylediğim koşullarda bir savaş çıkar. Ve uygarlık ciddi bir meydan okumayla ve yok oluşla karşılaşır. Ya buradan bir savaş çıkar, sınırlanması mümkün olur. Bu savaşın hemen ardından biz büyük bir liberalleşme dalgasıyla karşı karşıya kalırız. Ya buradan kaos devam eder, büyük bir savaş çıkmaz ama ciddi bir otoriterleşme dalgası dünyaya yayılır. O otoriterleşmenin sonunda bir savaş çıkar. O savaş ya yok oluşa ya liberalleşmeye tercüme eder kendini. Ya da kaos olur. Buradan barışırız. Daha dengeli, daha evrimci bir ilerleme mümkün olur. Son olarak da bir kaos, arkasından hemen otoriterleşme olmadan savaş, onun ardından bir otoriterleşme ve o otoriterleşmeyi takip eden bir liberalleşme dalgası gelir. Ama bunların en kısa sürecek olan dalgası 25 senedir. Daha uzun bakarsanız 30-35 senesi var bu işin. Yani sanki yüreğimiz ağzımızda yaşamaya devam edeceğiz ve Hayriye'nin söylediği o hani biz emekli olurken bu işler hala devam ediyor öngörüsü de muhtemelen doğru çıkacak. Sanıyorum öyle. Şunu da söylemek mümkün herhalde. Yani Amerika için bir fırsat ama Amerika da tam istediği şekilde aslında yönlendiremiyor diğer ülkeleri. Kendi müttefikleri dahil bunu. Mesela enerji piyasalarını rahatlatmak için özellikle OPEC ülkelerinin ve Suudi Arabistan'ın üretim artışına gitmesi yönünde telkinlerde bulunuldu ama Suudi Arabistan bunu reddetti, ayak diredi ve tabii ki yüksek fiyatlar sürüyor ve bu da aslında bir yandan Rusya'ya yarıyor. Sevgili Sait Hocam, onun biraz daha farklı dinamikleri var. Bir kere Suudiler ve Körfez emirlikleri Biden yönetimine bir ders vermek istiyorlar. Biraz bununla alakalı o. Çok da sürdürülebilir olup olmadığı tartışılır. Bir de dünya ekonomisinin ne kadar küçüleceğine bağlı fiyatların nerede denge bulacağı, o Arapların hesap etmediği bir yere doğru evrilebilir. Bence bütün mesele bu kıştır. Bu kışı atlatırsa Avrupa, ondan sonra hidrokarbon üretip satmak dışında hiçbir marifeti olmayan ülkelerin, bunlar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, oturup ciddi ciddi
takki yönlerine koyup düşünmeleri gereken bir dönem gelir. Ama buradaki kilit dönem önümüzdeki kıştır. Burada ben araya gireyim Hayriye Hocam, tabii Ahmet Hocam da değindi, yani Avrupa şu an kara kara düşünüyor, bu kışı nasıl atlatırız? Sait Hocam'ın değindiği Putin'in açıklamaları, tabii Putin geçtiğimiz hafta Rus enerji haftasının kapsamında bir konuşma yaptı. Burada çeşitli mesajlar verdi ki bunların bir tanesi Türkiye'ye yönelik bir mesajdı. Onu ilerleyen dakikalarda herhalde biraz açarız ama burada Avrupa'ya da çeşitli mesajlar vardı. Bunlardan bir tanesi şuydu: top artık Avrupa'nın sahasında. Burada özellikle tavan fiyat tartışmalarına bir vurgu yaptı. Putin de dedi ki hani bakın, yani tavan fiyat uygulayacaksanız benden gaz alamayacaksınız. Bu tabii Borrell'in de açıklamasını tetikledi. Borrell de hani biraz öz eleştiri anlamında dedi ki ya aslında evet biz Avrupa'daki refahı, şu ana kadarki refahı ucuz Rus gazına şeyiz. Onun sayesinde aslında biz bu refah noktasına geldik. Ama artık bu tabii mümkün değil şeklinde bir de öz eleştiride bulundu. Ama Avrupa'da gerçekten bence karmaşık bir tablo var. Yani bir taraftan birlik mesajları veriliyor. Diğer taraftan çeşitli ülkeler gerçekten ciddi anlamda nasıl bu kışı atlatırız diye kafa yoruyorlar. Almanya'nın bu anlamda ciddi bir inisiyatif alıp vatandaşlarına ciddi destek açıklamalarında bulunduğunu, söz verdiğini görüyoruz. Siz Avrupa'nın penceresinden baktığınızda mevcut durumu nasıl değerlendirirsiniz? Avrupa Birliği'nin izlediği politika sürdürülebilir midir? Mesela Aralık ayı geliyor. Aralık'ta Avrupa'nın şöyle bir sözü var: biz artık Rus petrolü almayacağız. Evet. Bu gerçekçi midir hocam? Yani petrol açısından yani ciddi oranda düşürdüler aslında Rusya'dan petrol almayı. Kömür, petrol ve doğalgaz akışı var Rusya'dan Avrupa Birliği'ne doğru. Tabii bu soruya hani cevap vermeden önce birkaç şey söylemek istiyorum ben. Şimdi bir, Avrupa Birliği dediğiniz şey, yani birçok politikada olduğu gibi ama özellikle enerji politikasında böyle tek yeknesak bir yapıdan bahsetmiyoruz. Yani her ülkenin kendi farklı enerji profilleri ve enerji bağımlılıkları ve Rusya ile olan karşılıklı bağımlılıkları var. Yani eğer bir Avrupa Birliği Rusya enerji diyaloğundan bahsediyorsanız ya da diyalogsuzluğundan bahsediyorsanız bu bugün başlayan bir şey değil. Yani Soğuk Savaş döneminden beri devam eden bir enerji alışverişinden bahsediyoruz. Yani Soğuk Savaş bittikten sonra da devam eden ve uzun süre aslında birçok şey yaşanırken buraya da pek fazla dokunulmayan. Çünkü bunun en büyük sebebi Avrupa'nın da, Almanya gibi endüstri açısından güçlü bir ülkenin de ciddi derecede Rusya'ya olan enerji bağımlılığı yatmaktadır. Ha, bu bağımlılık aynı zamanda Rusya için de geçerli. Yani Rusya, bu enerji güvenliği dediğiniz şey aslında iki tarafı olan bir bıçak. Yani hem seni kesiyor hem beni kesiyor. Hı. Çünkü siz bir yandan oradan enerji alma, o enerjinin gelmesini garanti altına almak istersiniz. Yani hem ucuz olacak hem kesintisiz olacak. Yani bir güvenlikten bahsetmek istersiniz. Uzun süreli olacak çünkü ciddi uzun soluklu yatırımlar gerekiyor. Kesinlikle. Bu açıdan ve hani Rusya hem coğrafya olarak hem Sovyet döneminden gelen altyapıları olarak hem üretim ve yani ulaşımın karasal olarak da daha yakın olduğu bir coğrafya olarak aslında uzun süre güvenilir bir iş ortağıydı. Özellikle Almanya için. Hani son dönemde artık bu böyle olmayacak denmeye başlandı. Bunu yani evet, kış geliyor dediniz. Ciddi bir panik havası var. Ama genel değerlendirmelere baktığınızda yani işte Avrupa'nın hedeflediği, genel olarak hedeflediği işte rezervlerini, yani gaz stoklarını, enerji stoklarını belirli bir seviyede tutmak. Bunun %80'ler civarında olduğu söyleniyordu. Bunun aslında çok üstünde, yani işte %85'lere varan ilk baştaki hedefin üstünde bir stok yaptıkları söyleniyor. Yani bu kış aslında evet
kış geliyor ve soğuk geliyor ama o algıdaki panik kadar tehlikeli bir şey yok. Yani sonrası stok açısından. Olabilir mi? Sonrası aslında bu kışı atlattıktan sonra yeni bir sayfa açacağız ifadesi vardı Ahmet'in. Evet, yani biraz daha değişik olacak. Çünkü bu yani Rusya'ya bağımlılığı azaltma vesaire konusunda bugün değil ki, yani Ukrayna'ya başlamayan bir hamlesi var. Yani 2006'dadır ilk Green Paper, Green Energy Paper'i, evet. Yeşil Enerji Paper'i Avrupa'nın. Yani ta Putin artık ben Rusya'yı haritaya koyacağım dediği noktada zaten o siyasi silahı enerjiydi. Ve Belarus ve Ukrayna'ya gaz kesintileri vardı. O zaman da bir tehdit, o yeni bir Sovyet döneminden sonraki yeni bir fiyat anlaşmaları, yeni alışveriş stratejileri geliştirme üzerindendi. Bu Avrupa'yı zaten o zamandan korkutmaya başlamıştı. O zaman zaten Hazar bölgesi vesaire gibi alternatif kaynaklardan enerji ulaşım ve Türkiye'nin bir stratejik partner olarak ortaya çıkması konuları gündeme gelmişti. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, bir zamanlar çok konuşulan Nabucco, ama sonradan rafa kaldırılan Nabucco, kısmi olarak TANAP'a döndürülen Nabucco vardı. Rusya'nın buna karşın güney akım girişimi vardı ama sonradan Türk akımına dönen bir güney akım olmuştu. O hep sürekli bir atışma halinde olan Rusya ve Avrupa diyaloğunun ya da pazarlığının bir parçasıydı. Ama şu an Avrupa'da yaşanan panik, 74'te yani OPEC oil krizi, 73-74 o sonrasında yaşanan o fiyat artışlarındaki yani evet bir üretimde kısıtlamaya gidilmişti ama daha çok algıyla ilgili bir fiyat artışı da yaşanmıştı. Yapılan tartışmalara bakıldığı zaman bugün için Avrupa'daki fiyat artışlarında bu algının da, Rusya gazı kesecek korkusunun da ta Haziran'dan beri piyasalara yansımasından da bahsediliyor. Ama aslında Rusya gazı kesti değil mi hocam? Şu anda yani? Yok yani kuzey akım %60-%80 civarında. Kuzey akım şu anda çalışmıyor. Yamal durdu. Yani alternatif başka, yani Rusya'dan gelen gaz bir tek Türk akımı üzerinden gidiyor. Aynen. Yani çok sınırlı olmak. Çok sınırlı yani. Ama zaten kuzey akım da çok ciddi seviyelerde bir düşüş yaşamıştı. Yani şu anda Rusya'dan bir gaz almadıkları halde aslında bu kışı atlatacak gibiler. Hı hı. Ve sonrasında yani işte bu hafta sonunda büyük bir ihtimalle bu enerji ile ilgili siyasi liderlerin bir araya gelip bir takım açıklamalar yapması bekleniyor. Bu taban üst puan, üst fiyat tehdidinin çok işe yaramadığı, zaten herhangi bir alışverişin olmadığını görüyoruz şu anda. Yani her ne kadar Avrupa kendini tehdit altında hissediyorsa da enerji güvenliği açısından, bence benzer bir tehdit Rusya için de geçerli. Ve tabii savaş ortamının var olması da bunu kat be kat artırıyor. Çünkü artık herkes kılıcını kuşanmış, sahaya koşturuyor. Yani cephede koşturuyor. Ahmet Hocam, siz ne dersiniz bu konuda? Yani bu algı sizce bir meşrulaştırma aracı mıdır? Yani gerçekten bir panik havası biz gözlemliyoruz ama Hayri Hocam dedi ki yani aslında stoklara baktığımızda bu kış büyük ihtimalle o kadar da kötü geçmeyecek. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Avrupa tedirgin olmakta haklı mı sizce? Yani belli bir emniyetli bir dozda bir tedirginlik daima iyidir. Zaten tedirgin olmasalar bu işi yönetemezler ama biraz evvel Ayri Hoca'nın da söylediği gibi Kasım ayı sonunda %80 stok seviyesine ulaşmayı istiyorlardı. O seviyeleri neredeyse yakalamış durumdalar. Ben bu kış Avrupa'nın atlatacağını düşünüyorum. Ben dediğim gibi bu işin sonrasında dünya enerji denkleminin ciddi şekilde dönüşeceğini bekliyorum. Bugün dünyada kullanılan hidrokarbonların çok önemli bir bölümü, %70'lere var bir bölümü örneğin ulaşımda kullanılıyor. Elektrikli arabaların yaygınlaşmasıyla beraber mesela burada ciddi bir petrol talebi noktasında eksilme ortaya çıkacak. Suudi Arabistan'ın benim gençliğimde bir petrol bakanı vardı, Zeki Yamani diye, çok keskin bir adamdı. Yaman ve zeki bir adamdı yani. Evet. Ona atfedilen bir laf vardır. Taş devri taş bitti diye bitmeyecek, bitmemişti. Petrolün devri de petrol bitti diye bitmeyecek.
Biz yavaş yavaş, hani bu yeni dünya düzeni diyoruz ya, o yeni dünya düzeninin ortaya çıkışına eşlik edecek gelişmelerden bir tanesi de hidrokarbon ekonomisinin sonu olacak. Öyle veya böyle bu geliyor. Dediğim gibi zamanlaması ile ilgili şey yapabiliriz, tartışabiliriz. Ama dünyanın merkez piyasaları arasında çok önemlilerinden bir tanesini oluşturan Avrupa'yı Rusya'nın hızlı bir transformasyona iteklediği bu Ukrayna meselesiyle beraber bir gerçek. Avrupa'nın da o transformasyonu gerçekleştirebilecek teknolojik ve sermaye altyapısı var. Amerikalılar da geçiş dönemini en azından tahammüle şayan kılabilecek kadar da sıvılaştırılmış doğalgaz tedariği sağlıyorlar. Bunu da herhalde biraz daha arttıracaklar. Amerika şu anda zaten dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı durumuna gelmiş vaziyette. Yani bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman Putin'in yaptığıyla alakalı olarak bir akıl bali bir mazeret bulmak gerçekten zor zanaat. Ama ben tabii hakikaten şey buluyorum, Türkiye'de bir takım çevreler var. Onların bu konudaki yaratıcılıklarının zaman zaman Rus meslektaşlarını aştığı yönünde de bir görüntü var. Onu da takdirle karşılıyorum yani. Evet. Peki hocam, az önce Putin Zoka'yı yuttu demiştiniz. Ne? Ben ona bir geri dönüş yapıp daha sonra yine enerji konusu önemli olduğu için ona da geri dönmek istiyorum ama. Son 10 yıla baktığımızda aslında Putin'in yaptığı birçok hareket var. İşte Suriye olsun, Doğu Akdeniz'de önemli bir aktör haline Rusya'ya getirmesi var. Abazya sorunu var, Gürcistan var, Kırım var ve son olarak Ukrayna var. Bütün bu krizlere baktığımızda benim gördüğüm kadarıyla NATO ve Avrupa Birliği'nin bu krizlerde çok etkin bir karşı duruş olmadığı ve tabiri caizse Putin'i bu hareketleri yapmaya teşvik ettiği yönünde bir algım var. Bu Ukrayna krizi başında da bu uluslararası örgütler yeterli karşı duruşu sergileyebilseydi Ukrayna'da belki de bugüne kadar yaşananların hiçbiri yaşanmayabilirdi. Yani o caydırıcı gücü bu kurumların sergileyemediğini düşünüyorum. Bu sizce bu iki kurumun koordine olamamasından mı, gücünün yetersiz olmasından mı, yoksa Putin'i bu döngüye sokup hep tartışılan bir şey var. Ekonomik olarak çevreleyip Putin'in ekonomik açıdan zayıflatılarak iktidarına son verilmesi yönünde de bir takım tartışmalar da var. Az önce de sizin söylediğiniz gibi mirası tüketti dediniz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin görüşleriniz nedir? Bir de az önce enerjiye de yine bağlayacak olursak, sıvılaştırılmış gazın maliyetiyle normal gelen gazın maliyeti arasında ciddi bir fark var. Bu da tabii ki evet, Avrupa bu kışı geçirecek belki ama ekonomik olarak da ciddi bir darbe vurmayacak mı Avrupa'ya, Rusya'ya farklı açıdan vurduğu gibi. Şimdi ben doğrusu ya komplo teorileriyle pek barışık birisi sayılmam. Siyasetle ilişkili tecrübem de bana şunu gösteriyor. Bu devletlerin böyle 250 yıllık stratejileri vardır falan lafları bana hiçbir zaman çok inandırıcı gelmemiştir işin doğrusu. Ne Avrupa'da zırt pırt değişen iktidarların, Almanya hariç ki o zaten Rusya'ya en yakın siyaseti izliyordu. Ne de Amerika'da işte Trump'tan Biden'a dalgalanmasının ne kadar ciddi bir osilasyon içerdiğini gördüğümüz türde yönetim değişikliklerinin devletlere bu kadar uzun planlamalar, yani bırak Putin 2008'de Gürcistan'a girsin, sonra şey yapsın, Kırım'ı işgal etsin, o arada Suriye'de işte şunu yapsın ve netice itibariyle de işte bir hata yapıp Ukrayna'ya girsin de bir güzel onu
doğduğuna pişman edelim falan gibi bir yaklaşımı sürdürebilecek bir siyasi zekanın dünyanın işte Avrupa'sında, şurasında, burasında bırak hiçbir yerinde olduğunu düşünmüyorum yani. Biz buraya bir şeyle geldik. O noktada kesinlikle yaptığınız yorum haklı. Aslında İkinci Dünya Savaşı'nın çıkışında da söz konusu olan o yatıştırma politikasıyla, appeasement'la geldik biz buraya. Putin'in bu sefer yaptığı yanlış hamle gerçekten bu sefer de bununla da sıyırabileceği. Çünkü Avrupalıların acıya katlanamayacağı, Amerikalıların da eylemlerini, eteklerini, paçalarını bir araya toplayarak hareket edemeyecekleri yönünde yaptığı hesap olabilir. Kısmen en azından bu olduğunu düşünüyoruz. Önemli bir ölçüde hatta. Fakat bu sefer yaptığı şeyin ölçeğinin ne olduğunu doğru kestiremediğini de düşünüyorum ben. Eğer daha baştan Donbas'la sınırlı bir şey çizseydi ve bu işi mesela bir lokmada halledeceğim diye ortaya çıkıp bununla ilgili ürettiği söylemi üretmek yerine biraz daha az iddialı bir söylemle ve üç lokmada Ukrayna'yı yutmaya falan kalksaydı biraz daha başarılı olabilirdi. Ve hakikaten de Avrupalılar Amerika'yı pek takip etmeden tamamdır ya yani işte boş ver bu da işte son olsun falan deyip işte Hitler'in Çekoslovakya'yı işgaline Fransa ile İngiltere'nin zamanında verdiği tepkiye benzer bir tepki verebilirlerdi. Ama Putin öyle bir suitle çıktı ki, öyle bir söylem bütünlüğüyle çıktı ki ortaya. Yani kendisi Yahudi olan bir devlet başkanını ve etrafını neonazi olmakla, Sovyetler Birliği zamanında kendi ayrı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu koltuğuna sahip bir ülkeyi var olma hakkı olmamakla, tarihi derinliği en az Moskova kadar geriye giden Kiev merkezli kurulmuş bir siyasal entiteyi siyasal olgunluğa sahip ve tarihsel meşruiyet sahibi olmamakla, daha önce toprak güvenliğini Bükreş Anlaşması'yla garanti altına aldığı bir ülkenin toprak bütünlüğüne Avrupa'nın göbeğinde saldırarak bir grubun, etnik bir grubun bağımsızlık istemesi durumunda siyasal manzaranın bütünüyle değişeceğini ve buna destek verilmek suretiyle o ülkeden toprak kazanımının meşru olduğunu ileri sürerek öyle bir manzara yarattı ki Avrupalıların ve Amerikalıların az veya çok Putin'in karşısında durmak dışında bir çaresi kalmadı. Sistemin dönüşmeye başladığını herkes görüyor ama Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın tam orta yerine mum dikemezsiniz böyle. O bambaşka bir şey. Onu yapabilmek bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin de gücünü aşar. Rusya'nınsa gücünün ne olduğunu gördük. Konvansiyonel gücünü tartıya çıkarmak gibi olağanüstü bir hata yaptı Putin. Bu işleri takip edenler biliyorlardı ki Rus ordusu böyle bir savaşı kaldırabilecek güçte değil. O tarihlerde ben dahil bir sürü uzmanın yanlış tahminlerde bulunarak Putin bu işi yapmaz demesinin nedeni de buydu. Şimdi Rus ordusu kepaze oluyor. Türkçesi bu bunun. Ve konvansiyonel caydırıcılığını yitirmiş vaziyette. Halbuki yani şuradan 1,5 sene geriye gidin, Suriye'de dengeleri değiştirdiği ve daha güvenilir bir müttefik olduğu yönündeki algıyı yaygınlaştırmak suretiyle Doğu Akdeniz'e çıkmış olan Rusya'nın ne kadar ciddi bir prestij sahibi olduğunu, Kırım'ı ilhak etmiş olması nedeniyle doğru dürüst yaptırımla bile karşılaşmadığını vesaire düşünürseniz, Gürcistan'ı tarumar edip iki tane devlet çıkarmak Gürcistan'dan falan gibi böyle uluslararası hukuku hiçe sayan davranışlarıyla, kendi otoriterliğiyle Rusya'nın hakikaten her tür demokratik muhalefetinin karşısına her tür özgürlüğü ve ifade hürriyetini
başta olmak üzere insan haklarını ihlal ederek Rusya'yı yönetmesine rağmen falan gayet iyiydi Putin'in hali. Ama işte bazen böyle olur. Yani olmadık bir çizgiyi geçersiniz, kırarsınız. Onun sonucunda da ciddi bir bedel ödeyecek duruma gelirsiniz. Rusya bugün orada. Yani Soğuk Savaş'ın sonundan bu yana bütün dünyanın istediği, bakın burada çok basit bir hesap var. Bütün dünyanın talip olduğu ne üretiyor Rusya? Yani dünya Rusların nesini istiyor? Gazı ve petrolü dışında bir markası var mı? Matruşka bebekler dışında nedir yani? Yok, böyle bir üretimi yok. Kendini ikinci sınıflığa mahkum etti. Buradan da bu topu nasıl çıkaracak diye bizim gibilerin endişelenmeye başlaması noktası geldi. Belki sert geliyor söylediklerim ama bunlar gerçek. Olan biten bu yani. Çünkü eğer bu söylediğim halde olmasak, Rusya zırt pırt bütün dünyayı nükleer silah kullanırım ha diye tehdit etmek zorunda kaldı. Kendi boru hatlarına son derece muhtemelen kendisinin saldırı yaptığı komik bir ülke durumuna düşmez idi. Ama düştü. Gelelim fiyat konusuna. Bugünkü Rus gazının fiyatıyla kıyasladığınız zaman Amerikan gazının karlılığının yüksek olduğunu fakat Amerikalıların bu durumu idare edebilecek çok ciddi bir marjada sahip olduklarının farkında olmak lazım. Bakın 4,5'ta 1'dir Henry Hub fiyatı Hollanda fiyatıyla karşılaştırdığınız zaman. Bunun üzerine likuidifikasyon maliyetini koyun. O yaklaşık 10 dolara gelir. Taşıma maliyetini koyun. 2-3 dolar. Tekrar gazifikasyon 1 dolar. Kalanının tamamı kar. Amerikalılar bu işten deliler gibi kar ediyorlar. Ama bu bir marj var demek ve bu marjla oynayabilirler. Ha, Amerika ile Avrupa arasındaki dış ticaret dengesini gözetmeye başladığınız zaman Avrupa da bu oyunu oynar. Çünkü işin doğrusu herkesin ödü patlamış vaziyette. Rusların bir sonraki hamlesi eğer buradan sıyırmalarına izin verilirse ne olacak konusunda. Gene de ciddi meselemiz, bütün dünya olarak ciddi meselemiz, burada havada yürümeye çalışan Putin'in ayaklarının altında bir köprünün nasıl kurulacağı konusu. Ben umuyorum ki orada Amerikalılar da, Ukraynalılar da, esas orada da ciddi bir mevzu var, Ukraynalılar da Putin'in yaptığı hatayı yapıp şanslarını fazla zorlamazlar. Belki şeyi vurgulamak lazım burada aslında. Güzel noktalara değindiniz hocam. Gerçek anlamda bir dönüşümden bahsetmek lazım. Yani eğer başarılırsa bizi farklı bir boyuta götürebilir. Avrupa Birliği'nin iklim krizi ve yeşil politika amacıyla aslında hidrokarbon kullanımını, gaz salımını azaltma çabası çerçevesinde azaltması ve farklı bir aslında yapıya bürünmesi çok önemli bir dönüşüm noktası olacak baktığımız zaman. Rusya için belki orada dönüşüm noktası aslında siz Ahmet Hoca'nın belirttiği gibi gaz ve petrolden uzaklaşarak kendine bir ekonomi yaratmak olabilir baktığımız zaman. Bu o zaman farklı bir çerçevede bizi çok kutupluluğa götürebilir belki. Ama Putin'in söylemine baktığımızda yani şunu görüyoruz aslında. Ciddi anlamda kendi pozisyonunu koruyabilmek için ve güçlendirebilmek için aslında gelişmekte olan dünyaya hitap etmeye çalışıyor. Batı'yı kolonyal yaklaşımla hareket etmekle suçluyor. Hem aslında yaratılan krizlerle birlikte Avrupa toplumlarına, yani bir taraftan da toplumlara hitap ederken bir taraftan da aslında gelişmekte olan devletlerin toplumlarına zarar vermekle itham ediyor. Burada baktığımızda gördüğümüz noktalardan birisi aslında Amerika'nın kendi emperyalist yaklaşımıyla birlikte
LNG piyasasını Amerika'ya yönlendirme, belirsizliği güçlü bir şekilde kullanma ve yüksek fiyat empoze etmeye çalışması baktığımız zaman, yani Avrupa'nın belki bununla belirli bir dönem baş etme kapasitesi olabilir ama 3. dünyada ve gelişmekte olan ülkelerde bu kapasitenin çok daha sınırlı olduğunu görmek mümkün ve daha çok zarar verebilir aslında bu fiyat belirsizliği ve yüksek fiyat uygulaması ve istikrarsızlık farklı bir politika yaratabilir orada baktığımızda. Burada aslında kısmen yani Astana zirvesine de baktığımızda gördüğümüz noktalardan birisi, bir taraftan aslında sürekli açık bir politika izlemeye çalıştığını göstermeye çalışmak, Türkiye'yi bir şekilde aslında güçlü bir şekilde buraya dahil etmeye çalışmak, gaz merkezi haline getirmek, bir diğer taraftan da aslında tahıl ihracı ve aslında doğalgazın daha çok 3. dünyaya yönlendirilmesi, daha uygun fiyatlarla yönlendirilmesi gibi politikalarla bir yumuşak güç unsuru kullanarak kendisine batı dışında bir zemin bulmaya çalışıyor. Benim görebildiğim kadarıyla. Hayriye Hocam'a sormak isterim ben burada. Türkiye'nin Avrupa için aslında büyük bir doğalgaz merkezi olması fikri gerçekçi mi? Yani savaştan sonra ortaya çıktığı için sorgulanması gerekir. Ama yani Türkiye'nin enerji soğuk savaşta aldıktan soğuk savaş sonrası dönemde Türk dış politikasına baktığınızda enerji çapterinin, yani enerjinin ciddi bir niş olarak Türkiye'nin yeni dünya düzeninde, oluşmakta olan yeni dünya düzeninde oynayacağı rolde önemli bir unsur olması gerektiği sürekli söylendi. Yani işte Hazar enerjisinin dünya piyasalarına ulaştırılması, belki Orta Doğu'daki hani şimdiki Arap krizi, Arap Baharı sonrası yaşanan çatışmalar olmasaydı eğer, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması, Rusya'ya olan bağımlılığın azaltılması vesaire konusunda Türkiye bunu hiç gizlemedi. Çok açık ve net bir şekilde bunu gündeme getirdi. Hatta aşama aşama, yani baktığınız zaman bu ilk önce Hazar'ın dünya piyasalarına açılması için bir kapı olarak kendini gündeme getirirken, yani bir transit ülke olarak gündeme getirirken, yavaş yavaş boru hatlarının, gaz ve petrol boru hatlarının artmasıyla birlikte bir enerji köprüsü lafından sıklıkla bahsedilir oldu. Hatta buna elektrik de girdi. Çünkü yani Türkiye ile Avrupa arasında bir elektrik enterkoneksiyon mekanizması da var. Hatta Gürcistan'a kadar, yani Gürcistan'la Türkiye arasında da var. Ve baktığınız zaman özellikle tamam Avrupa stoklar açısından belki de hani algı daha çok büyük bir krize işaret ediyor. Stoklar kışı atlatmasına yeter dedik ama yani bu fiyatların artmasına engel değil. Bu her ülkenin aynı şekilde etkilenmeyeceği anlamına da gelmiyor. Yani hem Almanya gibi büyük ülkeler kötü etkilenecek bundan ama yani Doğu Avrupa'daki Rusya'ya çok daha fazla bağımlı olan ülkeleri de çok farklı etkileyecek. Yani aslında baktığınızda stratejik olarak Türkiye'nin Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra söylediği söz bu. Ama bunu belki Putin Ukrayna'ya girmeden önce söyleseydi çok daha farklı okurduk da, yani sıkıştığı noktada bunu söylüyor olması. Yani aslında çok güzel bir şey söyledi Ahmet Hoca. Konvansiyonel gücüyle ilgili o gizemi ortadan kaldırmış oldu. Yoksa Gürcistan'a girdiğinde, Kırım'a girdiğinde, yani hatta baktığınızda şöyle diyorduk. Tamam Amerika Irak'a girdi. Yani Putin de buna benzer bir şeyler yapıyor. Hani böyle bir meydan okuma var ve hani o güç gösterisidir ve aslında bir güç boşluğu var eski düzenden dağılmasından kaynaklanan ve Rusya bunu doldurmaya niyetli, talip aslında belki de özellikle bu bölgede. Şimdi o mistifikasyonu ortadan kaldırdı ya da kaldırıyor. Kaldırmaya doğru bu böyle bir günde iki günde bitmedi. Yani Zelenski kafa tuttu. Ya da işte Avrupa'da buna karşı, yani buna destek olmak durumunda kaldı. Yani her ne kadar NATO'nun artık konuşulmadığı bir döneme girmişken bir anda baktık gördük ki NATO, herkes tekrar NATO'yu gündeme getirdi. İşte belki tekrar politikalarının güncellenmesi vesaire gibi şeyler konuşuldu. Şu anda enerji köprüsü ya da bir hub olabilir mi Türkiye sorusuna baktığınız zaman bir neden olmasın ama iki
bunun olabilmesi için ya bu gazı kim alacak sorusunu sormak lazım. Kesinlikle. Çünkü bu gazın fiyatını kim belirleyecek sorusunu sormak lazım. Şimdi Rusya baktığınız zaman kime gaz satıyor? Avrupa'ya satıyor, Türkiye'ye satıyor ve Çin'e satıyor. Avrupa en büyük alıcılardan biri. O şu anda almadığı için Rusya'nın Türkiye'ye bağımlılığı da artmış oldu. Her ne kadar Türkiye Rusya'ya bağımlıysa enerji için, Rusya'nın Türkiye'ye bağımlılığı da artmış oldu. Çünkü en istikrarlı alıcısı. Hani Çin piyasasını genişletip farklı sektörlere, hani o yumuşak yumuşak, ben ona ipeksi silky involvement, yani ipeksi müdahil olma diyorum. Yani yumuşak güç, Çin usulü yumuşak gücü. Sakin sakin ama sağlam, ama yumuşak bir şekilde dünyadaki birçok yere el atmış durumda. Ve Doğu Akdeniz, yani işte Yunanistan'daki yatırımlarına vesaire baktığınız zaman Almanya'daki önemli ticari limanlardan birine Costco talip şu anda. Yani dünyanın birçok yerindeki altyapıya talip olan bir Çin'den bahsettiğiniz zaman enerji kaynaklarına erişim açısından da daha fazla, yani tamamen Rusya'ya bağımlı olmayan, daha fazla alternatifleri olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bir alıcı bulma konusunda, yani çünkü baktığın zaman Türkiye Enerji Bakanı'nın ilk söylediğine baktığın zaman biz bunu burada duyduk. Hani biraz bunu çalışmak lazım dedi. Sonra Cumhurbaşkanı bunu çalışmaya başladık dedi. Çok aslında hassas bir denge bu bence. Yani bu TANAP'la Nabucco ya da TANAP'la Türk akımı hassas dengesinden çok daha hassas bir denge. Rusya'ya meyletme. Rusya'ya meyletme riski var ama bugüne kadar çok dengeli götürdü Türkiye enerji açısından onu. Yani ne Rusya'ya meyletti ne diğer tarafa, o dengeyi koruyabildi. Şimdi o dengeyi devam ettirmek için hani bir yandan evet, yani tartışalım diyor. Bunu görüşelim, incelensin diyor. Ama yani bu inceleme sonucunda ne çıkacağı şu anda böyle hemen şıp diye ortaya çıkacak bir şey değil. Aslında yani öyle, tamamen öyle olması da gerekiyor Hayri Hocam. Çünkü burada bence gerçekten bazı konular, bilmiyorum, Türkiye'deki seçimlerinde yaklaşmasıyla birlikte öyle bir heyecan atmosferi de var tabii ki, ama bazı noktalarda bence algılar abartılıyor. Yani aferin pohpoh, şimdi işte Rusya bizi enerji üssü yapacak gibi bir algı yaratılıyor Türkiye'de ve bence bu çok tehlikeli bir algı. Niye? Çünkü sizin de değindiğiniz noktalar gibi zaten Türkiye bugün enerji noktasında kilit bir ülke. Yani burada aslında Rusya'nın bu şekilde Türk akım boru hattını genişletmesine ihtiyaç duymayan bir pozisyonda aslında. Yani bakınız, Karadeniz'de çok önemli gelişmeler var. Diğer taraftan yenilenebilir enerji noktasında Türkiye çok ciddi bir noktaya geldi. Rusya gazına pek ihtiyacı yok. Baktığınızda nakil hatlarına Rusya'nın haricinde İran'dan gaz ve petrol geliyor. Diğer taraftan Azerbaycan'dan yine aynı şekilde tedarik alan bir ülke. Bütün bunlar ele aldığımızda aslında yani Türkiye'nin hani bu şekilde Rusya'nın pohpohlamasına ihtiyacı yok diye ben düşünüyorum. Bence peki, aslında hocam, burada bir şey sorayım hocam, bir saniye sözümü unutmadan söyleyeyim bunu. Bence aslında buradaki olay Ahmet Han Hocam'ın dediği, yani Rusya Ukrayna'da hezimete uğradı. Tamamen rezil oldu. Yaptığı şeyin ölçeğini kestiremedi. Ve burada aslında proje Avrupa'yı bölmek. Çünkü yine Putin'in açıklamasına dönecek olursak, orada telkinler var. Yani bakınız işte Avrupalı ortaklarımız da okeydir derse biz bunu Türkiye üzerinden vereceğiz. Ama diğer taraftan da sakın bize tavan politikası uygulamayın. Çünkü uygularsanız size gaz yok. Bilmiyorum. Ben bu şekilde yorumluyorum. Yani açıkçası çok fazla katılamayacağım söylediklerinize. Çünkü burada şöyle bir durum var. Türkiye'nin, az önce Hayri Hocam'ın söylediği nokta, Türkiye'nin özellikle AKP iktidarı döneminde bölgesel güç ve bölgesel aktör olma politikası var ve hedefi var. Ve her uluslararası bir olayda özellikle Sayın Erdoğan'ın arabulucu rolüne soyunması, o krizlere müdahil olup tarafları bir araya getirip, ki bu krizde de bence tahıl koridoru meselesi. Evet, yani tahılın Avrupa'ya taşınması noktasında ve bugün baktığımızda hem Avrupa tarafıyla hem Rusya tarafıyla konuşabilen tek ülke Türkiye'dir. Aslında bu şey AK Parti iktidarının dış politika hedefiyle birebir örtüşen
bir şeydir. Ama burada Hayri Hocam'ın söylediği şey bence çok doğru. İlk defa Türkiye bu yapılan açıklamaya tabiri caizse üzerine atlamadı. Daha temkinli yaklaştı. Ve bir değerlendirelim. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın çalışmaya başladık gibi çok daha ihtiyatlı, ki alışkın olmadığımız bir ihtiyattan bahsediyorum burada. Bu bence önemli bir nokta. Yani burada Türkiye'nin gördüğü, evet, Türkiye bir enerji üssü haline gelmek ister mi? Bence her devlet bunu ister. Bu çok doğal bir şeydir. Çünkü buradan ciddi bir ekonomik girdi sağlanabilir. Ama diğer taraftan katılmadığım ikinci nokta, Rusya'nın Türkiye'yi kullanarak Avrupa ülkelerini bölmeye çalışıyor olması bence çok şu andaki konjonktüre uygun bir şey değil. Çünkü kenetlenmiş bir Avrupa'dan bahsediyoruz. İşte Ahmet Hoca da söyledi, Hayri Hocam da söyledi. Bu yeni dünya düzeninin içerisinde bambaşka bir yere giderken ve Rusya'nın işte kışı bir görün, ki daha önceki programlarda da çok konuştuk bunu. İşte bir Eylül ayı gelsin, Ekim gelsin, bakalım ne olacak, Avrupa ne kadar dayanacak tartışması yaptık yine bu stüdyoda. Şu anda hem Ahmet Hoca'nın hem Hayri Hoca'nın verdiği verilere baktığımızda bu kışta herhangi bir sorun çok fazla yaşanmayacağı noktasında. Ki bugün programa girmeden de okuduk. Hayri Hocam Almanya örneğini verdi. İngiltere'de de vatandaşlara ek ödenekler sağlanarak işte pahalılaşan enerjinin vatandaşın belini bükmemesi için bir takım önlemler aldığı haberleri, tweetleri atılmaya başladı. Yani olay böyleyken bence Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın Türkiye üzerinden bölünebilme ihtimali yoktur. Bilmiyorum hocam, siz ne dersiniz? Yani bence de yoktur. Ya da kimsenin, ben şu anda böyle büyük bir heyecanla herkesin Putin'in, yani Türkiye'de herkesin Putin'in önerisini atladığını da görmüyorum. Tam dediğiniz gibi çok temkinli gidiliyor ve tabii burada yani bununla ilgili, yani bu siyasi bir müdahaledir. Yani siyasi bir girişimdir. Belki de yardım çağrısıdır. Arabulucu bir ülkeye, işte siz bizle konuşmazsınız. Zaten konuştukları zaman da çok anlaşamıyorlardı, savaş olmadığı noktada bile enerjiyle. O yüzden zaten Türk akımı girmişti. Kuzey Akım 2 faaliyete geçememiş durmuştu. Yani diplomatik akıl oyunları aslında aynen devam ediyor. O noktada belki hani Türkiye üstünden bir diyalog başlatılabilir mi? Ama tabii bunun için çok erken. Bununla ilgili konuşup da sonuçları atlamak için çok erken. Çünkü Amerika bile çok net bir şey söylemedi bu konuda. Yani hani Amerika deyip duruyoruz. Bir yandan OPEC artıyla Suudilerle yaşadıkları meseleler var. İşte Rusya'yı güçlendiriyor sizin bu fiyat yani üretim kesme girişiminiz diyor. Ama yani bu üretim OPEC'in ve OPEC artının, hatta işte OPEC artı derken Rusya ve diğer üreticilerden bahsediyoruz. Ya bu mücadele, yani fiyat üretimin kesilip fiyatların yükseltilmeye çalışılması mücadele de Ukrayna ile başlamadı. Bu da dün tabii başlamadı. Ta 50'lerden beri. Tabii. Yani OPEC'in kurulmasından önce başlayan bir şeydir. Üretici devletlerle alıcı devletler ya da işte diğer batı devletler arasındaki bu iktidar mücadelesi. Burada hani geri dönecek olursak eğer, yani Türkiye bir hap olur mu konusuna, yani şunlar netleştikten sonra, biraz daha izledikten sonra, bir altyapı meselesi, yani Türk akımının yani oraya bir takım terminaller kurulması lazım. İşte Ahmet Hoca Henry Hub örneğini verdi, hani fiyat belirleyici kim olacak, onun gündeme gelmesi lazım. Hani Putin orada göz kırptı biraz, yani siz konuşun işte Türkiye'de aktif olsun vesaire gibi şeyler söylendi ama hani hiçbir şey net değil daha. Alıcı kim olacak? Şu anda Avrupa almıyor. Amerika faktörü LNG üstünden hani çok daha o açı. Evet, fiyatlar farklı olabilir belki ama siyasi riskini düşündüğünüz zaman Rusya ile kurulan, yani Almanya en çok enerji alan ülke, artık güvenli iş ortağı değil Rusya dediği bir noktada fiyatlar belki biraz daha artar ama siyasi risk, çünkü enerji güvenliği dediğiniz şey kesintisiz ve güvenli bir şekilde erişebilmek. Ve şu anda o güvenlik ortamı ortadan kalkmış bulunuyor. Türkiye üstünden alınmaya kalkılsa bile, buna razı olsa bile, yani fiyatı Türkiye belirlese bile ve Avrupa bunu almaya razı olsa bile, Rusya'ya bağımlı bir hap olmaz. Yani sadece Rusya'ya bağımlı bir hap. Evet hocam, belki Türkiye kendi ihtiyacı açısından
daha fazla Rus gazına şu anda ihtiyaç duymayabilir. Ama unutmayın ki en iyi partnerlerinden biri. Yani işte Türk akım, mavi akım var, işte İran'dan alıyor. Ama İran ne kadar güvenilir bir ortaktır Allah aşkına. Yani geçen senelerde kesintiler yaşandı. Aynen, Azeri gazı var. TANAP'ın artırılması tartışmaları var. Yani kapasitesinin bu konuda fikir birliğine varıldı ama İran da kesintisiz verse, TANAP'ı iki katına da çıkarsanız gene yetmez. Yani bunu başka kaynaklardan da beslemeniz lazım ki ve üstelik depolama yatırımları da yapmanız lazım hap olabilmek için. Çünkü bir yanda tedarikte yaşadığınız bir sıkıntı da sizin müşterileriniz, ki bunlar uzun soluklu kontratlarla olur, ciddi uluslararası anlaşmalar gerektirir. Bu Türkiye'deki enerji piyasasının yapısının değiştirilmesini gerektirir. Çünkü yani şu anda bir BOTAŞ dominasyonu var doğalgaz üzerinde. Yani BOTAŞ mı olacak bu fiyatı belirleyen, satan? O zaman Rusya'ya yaptığı baskı gibi Avrupa liberalleşme baskısı yapmayacak mı Türkiye? Çünkü yıllardır enerji diyaloğunun en büyük unsuru Rusya ile Avrupa Birliği arasında. Rusya'da devlet hakimiyeti olması gaz sektörü üzerinden, yani Gazprom'un dominasyonuna karşı bir liberalleşme baskısı vardı. O yüzden de mesela işte 2011'de faaliyete geçen Kuzey Akım 1 hattının işte tadilatı, yenilenmesi vesaire konularında yeterince esnek ve manevra alanı olmadığı söyleniyordu Gazprom'un ve Avrupa tarafından eleştiriliyordu. Bunların fiyatlara olumsuz yansıdığı söyleniyordu vesaire. Yani bence çok çok erken henüz bunu söylemek için. Artı önümüzde böyle geniş bir seçim atmosferi zamanı var. O seçim atmosferi zamanı geçtiğinden sonraki dönemde bile bu altyapıların yapılabileceği ya da bu yasal yeniden düzenlemelerin yapılabileceği bir time span yok, zaman aralığı yok. Yani bu böyle çok uzun soluklu olur eğer olursa da. Yani aslında burada çok farklı şeyler söylemiyoruz. Yani ben sizlere genelde katılıyorum, genel anlamda belirsizlikler noktasında. Bir sürü belirsizlik var. Benim burada eleştiri noktam şu: bu kadar belirsizlik varken, ismi lazım değil, bir açıklama var burada. Türkiye İran'dan, Azerbaycan'dan, Katar'dan ve Rusya'dan aldığı gazları karıştırarak Avrupa piyasalarına sunacak. Fiyat da Türkiye'de belirlenecek. Yani artık vana bizim elimizde. Yani devlet, bununla ilgili bir şey söylemem lazım. Buyurun. Türkiye transit ülke. Yani o gazı alıp başkasına satma, yani yapılan anlaşmaların Rusya'dan aldığı gazda, İran'dan aldığı gazda da, Azerbaycan aldığı gazda da transit ülke rolünde. Yani o gazı ben alayım, onu ona, işte Azerbaycan'ınkini Avrupalılara, İran'ınkini bilmem nereye, işte Rus'unu da alayım Çin'e satayım falan, yok yani böyle bir şey. Şu anda en azından mevcut yapıda böyle bir şey yok. Aslında mevcut anlaşmalarda böyle bir şey yok. Hani bunu söyleyen birkaç kişidir. Aha. Ama ağırbaşlı, aklı selim ağızlara baktığınızda böyle şeyler çıkmıyor. Belki aslında soruyu şu şekilde modifiye etmek de lazım. Bir şekilde Ahmet Hocam'a da dönebiliriz. Hayri Hocam'a da sormak isterim sonra ama bir, yani doğalgaz merkezi olabilir mi Türkiye sorusunu sorarken aslında Türkiye transit ülke olmanın ötesine geçebilir mi vurgusu var. Bu bahsetmiş olduğumuz tüm şartlar ortaya konursa ve bir fayda sağlar mı bu Türkiye'ye gerçekten? Yani bu söylem, yani çeşitlilik önemli, fiyat belirlemesi konusu önemli. Baktığımız zaman tek Rus gazıyla aslında bir gaz merkezi olabilmek mümkün değil. Fiyat belirlemede aslında devlet piyasa unsuru var burada, çekişmesi var. Bunu belirtmek lazım unsurlar olarak. Tabii ki Türk akımının aslında daha kapasite artırılarak bu rolü Türkiye'ye biçmek ancak mümkün olabilir tartışmaları var. Baktığımız zaman bu kapasite artırımının da aslında paralel boru hatlarıyla sağlanması mümkün olabilir belki ancak, ama bu boru hatlarının inşa edilmesi de hem zaman alan bir unsur hem de aslında bu çerçevedeki unsurların ambargo kapsamına da girebileceği söyleniyor. Çünkü yani bu kabiliyete sahip, kapasiteye sahip, yani boru hatlarının genişletilmesine imkan sağlayacak altyapı, teknik beceriye sahip ülkeler de Avrupa ülkeleri bir kısmı. Çeliğin sağlanması gerekli olan yerlerde aslında Avrupa, Çin, Amerika üçgenini bize işaret ediyor. Baktığımızda siz nasıl görüyorsunuz hocam, Ahmet Hocam, bu doğalgaz merkezi olma tartışmasını?
Ben Türkiye'de bu tür şeylerin tartışılma biçimlerini bazen şeye benzetiyorum. Bu şey var ya, çizgi romanlar var ya, Marvel dünyası. Bu Marvel dünyasında şeyler var. Paralel evrenler. Multiverse diyorlar ya bunlara. Bu böyle birileri kendisini o multiverse'lerde kaybediyor herhalde. Hayatında milyon BTU'dan megawatt saate nasıl ulaşılır, bunun katsayısı nedir, bakmamış görmemiş adamlar Vanas simsarlığına falan çıkıyorlar. Anlamadığımız herhalde şu: bir, Putin bu açıklamayı nasıl yaptı meselesi. Türkiye'de bugünlerde yaygın bir dezenformasyon yasası şeyi var, tartışması var biliyorsunuz. Ben hararetle bekliyorum bu konudaki dezenformasyonla alakalı kimse bir şey yapacak mı? Çünkü resmen Rusya Devlet Başkanı'nı alet ederek yanlış tercümeyle bir pozisyon Türkiye'de sanki gerçekmiş gibi anlatıldı sosyal medya vasıtasıyla. Adam orada Türkiye'yi gaz merkezi yaparız falan demiyor. Dediğinin ne olduğu çok açık. Üstelik yani en irrasyonel zamanında bile o kadar rasyoneliteyi muhafaza edebildiği için tabii ki ortaklarımız bununla ilgilenirse diye de bir ifadede bulunuyor. Ortaklar açıklama yaptılar. Avrupa Birliği'nden bahsediyorum. Hayır, ilgilenmiyoruz diye. Bir kere neyin gelini neyin güveyi olunulduğu konusunda bir ciddi şey var. Soru işareti var. İkincisi, ya Avrupalılar zaten Rus gazına bağımlılıklarından kurtulmaya çalışıyorlar. Niye içine Rus gazı katılmış olan başka bir gazı sanki o bambaşka bir kaynakmışçasına alsınlar? Bu da belli değil. Üç, Avrupa'da olanı anlamıyoruz herhalde. Biraz evvel biz tartışmaya başladığımız zaman bunu ben de söyledim, sizler de söylediniz. Sadece gaz bağımlılığı değil, hidrokarbon ekonomisini dönüştürüyorlar Avrupalılar. Dolayısıyla önümüzdeki 3-5 sene içerisinde bu dönüşümün önemli ölçüde sağlanacağı düşünülürse, hatta Türkiye'nin çıkarları hilafına İsrail ve Mısır'la Avrupa Birliği arasında akdedilmiş bulunan sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşması ile ilgili olarak 2030 diye bir son tarih dahi telaffuz edilmiş. Ya yani ondan sonra ihtiyacımız yok. Zaten ondan önce de bitebilir, 2027'de de bitebilir. Tartışmaları sürerken neyin merkezi onu anlamanın imkanı yok. Neyin merkezi olmaktan bahsediyoruz? İki, Putin'in açıklamalarına bakarsanız ki ben sosyal medyada bu işi çarpıtarak anlatan arkadaşların yalancısı değilim, ama eğer yalancısıysam Putin'in ve Kremlin'in yalancısıyım. Çünkü ben açıklamayı baştan sona okudum, zahmet edin. Putin'in ve Kremlin'in açıklamasında söylenilen şu: diyor ki daha doğrusu, Kuzey Akım'da şu anda oturan gazı biz Türkiye'ye pompalayabiliriz ve Türkiye bu gazı almak suretiyle bir merkez haline gelebilir. Buradan aslında Avrupa'ya dediği, benden almıyorsunuz, dolaylı yoldan Türkiye'den alın. Şimdi bu işin şeyini bilenler, ekonomisini bilenler, zaten sorun orada herhalde. Bu işin ekonomisini çok bilen yok. Bu işin ekonomisini bilenler bu gazın buraya bir şekilde gelmek zorunda olduğunun önce farkına varırlar. O zaman da neye bakacaksın? Var olan kapasitelere bakacaksın. Yani ne kadar boru döşenmiş Türkiye'ye doğru Rusya'da, bunun ne kadar kapasitesi boş, ne kadarı kullanılabilir? İki, bu boru hatlarından Türkiye'ye gelen gazı hangi boru hattıyla Avrupa'ya taşıyacaksın? Orada ne kadar kapasite var? Yeni yatırım ne kadar sürer? Ya, o kapasite bu tarafta yok. Bu kapasite bu tarafta yok. Yeni yatırım dediğiniz en az 3 sene sürer. Adam zaten 2027-2030 aralığında bu bağımlılığa son vermeye çalışıyor. Ben anlamıyorum ki biz ne tartışıyoruz. Doğru. Yani
Ben hakikaten anlamıyorum ne tartıştığımız. Böyle kendi kendimize anlatıyoruz. Türkiye kendi içerisinde 60 milyar gibi bir şeyle, rakamla gerçekten çok ciddi bir gaz tüketicisi. Tamam. Yani Türkiye'ye de bu gaz gelebilir ama Türkiye'nin de yani bu gaza niye ihtiyacı var? Ne için kullanacak? Alternatifleri neler ne değil diye bir oturup bir çalışma yapılması gerekir. Türkiye uzunca bir zaman Rusya ile boru hattı üzerinden gaz fiyatı yenileme anlaşması yapmadı. Çünkü spot fiyatların daha düşük olacağını umdu. O spot fiyatların daha düşük olması işi gerçekleşmeyecek. Tabii Türkiye'nin gazı pahalıya gelmeye başladı ama Rusya ile olan özel ilişkiyle belki ertelemek suretiyle gaz alma noktasında Rusya'nın ağırlığı %57 küsurlardan düşürüldüğü, hatta 60'lara yakın bir seviyeden düşürüldüğü, %33'ler seviyesinden tekrar yukarıya çekilebilir. Çünkü o esnada Türkiye LNG depolama kapasitesini de umduğu ölçüde arttırabilmiş bir ülke değil. Ama burada bir anlamı olabilir bunun. Bu da ne kimi aklı evvellerin söylediği gibi camları açıp gereksiz yere kombileri çalıştırmak için nedendir? Onun da sebebi ne? Onu bilmiyorum. Yani niye camları açıp kombileri gereksiz yere çalıştırıyorduk? O laf söylendiğinde de onu da anlamamıştım. Çünkü bu en iyi ihtimalle görmemiştik. Ne de başka bir takım akla evvellerin umduğu gibi Van'a şeyi kontrolörlüğü yapmak gibi bir şeyi var Türkiye'nin. Bir takım ticari şeyler yapabilir. Avantajlar elde edebilir, hiç kuşku yok. Mavi akım hattını da belli ölçülerde kullanabilir. Bu da bir gerçek. Rusya'ya bağımlılığını tekrar arttırabilir. Böyle bir tercihi varsa. Zaten nükleer santralini Rusya'ya yaptırırken yani biraz daha bağımlı olmuşsun ne çıkar diye de düşünebilir. Tabii orada da bir fevkaladelik yok. Ama yani bütün bunlar yapılırken herhalde evet bir hesap kitap yapılması lazım. Bakın son rakamları söyleyeyim size. Ekim'in 16'sı itibariyle Almanya gaz stoğunu %96 seviyesine çıkarmış vaziyette. Avrupa Birliği %92 seviyesinde ve Hollanda o benchmark gaz fiyatını teşkil eden TTF fiyatı 110 euroya megawatt saat başına 110 euroya gerilemiş durumda. Yani buyurun konuşun tabii. Hani yazı yazarken konu sıkıntısı çeken arkadaşlar da yazsınlar. Onda da bir sıkıntı yok. Ama reel karşılığı ne bunun? Ben bilmiyorum. Bilenler anlatıyorlar. Ahmet Hocam aslında çok güzel özetledi. Yani artık bu enerji oyununun adı hidrokarbon ve yenilenebilir enerji. Rakamlara da baktığımızda ben bunu da hani bir parantez içerisinde belirtip Hayri Hocam'a dönmek istiyorum. Çünkü gerçekten Ahmet Hocam'ın yaşadığı sürprizi yani şeyi sürpriz demeyelim ona da Yok yok sürpriz değil. soru işaretleri bende de var. Çünkü Sürpriz değil. Sürpriz değil. Neden? Ben 54 yaşında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Yaratıcılıkta ne sınırlar gördük tabii yani. O bakımdan bana sürpriz olmuyor. yani hocam rakamlara baktığımızda ki gerçekten akıl almıyor. Yani zaten şu anda Türkiye üzerinden Avrupa'ya bir satış var. Yani baktığımızda Ocak 2020, 31 Aralık 2021 döneminde Türkiye'ye 18 milyar metreküp gaz verilmiş. Bu tabii mevcut altyapı üzerinden Avrupa'ya 16,8 milyar metreküp gaz akışı sağlanmış. 2021'de Gazprom Türk akım boru hattı üzerinden Macaristan ve Hırvatistan'a kadar gaz satmış. Yani bu yeni bir şey değil gerçekten ve
tabii dediğiniz gibi de yenilenebilir. Ve o bir şey daha var orada. Yani soru, böyle soru da olmaz. Yani biz televizyon programında tabii söyleyeceğiz bunu da. Hani bu lafları edenlere sormak lazım. Bu iki tane boru hattı bunlar yan yana. Bir tanesi Türkiye'yi besliyor, bir tanesi Avrupa'ya gidiyor. Peki bu Avrupa'ya gidenin kapasitesi ne? Ne bunun kapasitesi? 16 milyar metre. Ne kadar satmışsın? 16 milyar metre. Zaten yüklü. Aynen. Yani şu anda benim bilebildiğim kadarıyla, Hayriye de onu yakından takip ediyor biliyorum. Ben ona bakmadım işin doğrusu. Milleti eleştirirken kendim de bilmediğim konuda okalalık yapmayayım ama Hayriye hocam belki bakmıştır ona. Yani bilebildiğim kadarıyla mavi akımda boş kapasite var bu boru hatları söz konusu olduğu zaman. Açıkçası ben de bakmadım ama fiyat alımı üzerinden hani 2024'ü öteleme gibi tartışmaların yaşandığını, yani bir şu anda bir enerji açlığı olmadığını, defaten tekrarlandığını takip ettim ama rakam olarak ezberden bir şey söyleyemem. Yok, orası muhakkak işte şey. Ama tabii yani Avrupa'nın bu hidrokarbon devrimi meselesiyle ilgili ben hani Ahmet Hoca benden biraz daha pozitif o açıdan. Genelde o negatif olur. Ama galiba ben biraz daha negatifim o transformasyonun birkaç sene içerisinde yaşanabileceği konusunda. Yani evet, belki ulaşım sektöründe, yani karasal ulaşım sektöründe bir takım değişimler yaşanabilir. Belki tüketimin enerji, işte household level enerji, ev, hane halkı enerji tüketiminin azaltılması ile ilgili bir takım şeyler yaşanabilir ama özellikle yani o endüstriyel altyapıyı hayatta tutacak, sanayi gücünü hayatta tutacak enerji kaynağının hala daha hidrokarbonlar olabileceğini, belki petrolü azaltacaklar ama doğal gazın rolünün işte nükleerden vazgeçmek, daha yeşile gitmek gibi laflar ederken Almanya'nın bu kriz sonrasında nükleeri decommission, yani ortadan kaldırmak yerine birkaç sene daha kullanmak ya da işte kömürü tamamen ya da minimuma indirmek derken, yani daha yeşile bir transformasyondan bahsetmek çok mümkün olmayabilir özellikle bu kriz sonrasında. Yani tabii bunu da biraz daha izleyip Avrupa'nın, çünkü bu bütün senaryoları, yani daha yeşile gitmek, nükleerden vazgeçmek vesaire gibi senaryoları ya da yenilenebilir enerjinin artırılması. Çünkü sonuçta yenilenebilir enerji dediğiniz şey gerek rüzgar gerek güneş istikrarlı olmayan bir enerji türüdür. Daha motor güçlerine, yani doğalgazla sağlanan enerji üretimi gücüne sırtını yaslayarak. Gene de iyimser değilim. Ben o kadar iyimser değilim. Bak, bahsettiğimiz zaman dilimi 8 yıl ve transformasyonu gereken gaz miktarı tamamı değil bunun. Evet. %66'sını zaten çevirse düşürtme. Bitti olay. Bağımlılığı azaldı. Bitti olay. Evet. Ve o da yani 7-8 sene bunun için yeterli bir zaman. Evet. Yani Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmak açısından. Aynen. Aynen. Kesinlikle. Yani o bence zaten Türkiye önerisini masaya atarken Putin'in aklının bir köşesinde olan korku da bu. Yani kendisi bütün diyalog kapılarını kapatmış olduğu için orada bir aracıya ihtiyaç. Doğrudur. Peki ama zaten bu bahsettiğimiz, konuştuğumuz, tartıştığımız konu, yani Avrupa Birliği'nin Rus gazına olan bağımlılığını azaltmaya yönelik çok daha önceden bir çalışma yapıldığını hepimiz biliyoruz. Yani bu sadece Ukrayna kriziyle alakalı bir şey de değil. Ortaya çıkan bir durum da değil aslında. İşte az önce söylediğiniz gibi çok istikrar olmasa da bir güneş enerjisi, rüzgar enerjisine ciddi bir yatırım yapıldığını da biliyoruz Avrupa Birliği'ne. Evet. Avrupa ülkeleri içerisinde. Yani Kuzey Akım Amerika'da kaya gazı meselesinin beklemesi de bundandı. Yani Ukrayna ile hiçbir alakası yoktu. Güney Akım'a izin verilmemesinin de bununla hiçbir alakası yoktu. Yani Türk akımına dönmesinin de tam da bu bağımlılığı azaltmakla ilgili ya da o diyalog eksikliğiyle alakası vardı. Yani yenilenebilir enerji ya da alternatif, hani başka kaynaklardan, işte sıvılaştırılmış Amerikan gazı vesaire gibi konular hep zaten vardı. Yeni bir şey değil. Bu 2000'lerden beridir devam eden. Yani bu aslında gaz üssü, enerji üssü olma veya noktası yıllardır Türkiye'nin dış politikasında önemli bir nokta teşkil ediyor. Ama bu bahsettiğimiz nedenden dolayı, yani Rus gazından bağımlılığı
azaltma politikasından dolayı da bu tam anlamıyla da gerçekleşmedi. Gerçekleşmesi de bu şartlarda çok mümkün değil. Süremizin de sonuna geldik yavaş yavaş. Bir 5-6 dakikamız kaldı. Biraz buradan aslında bu tartışmadan biraz Doğu Akdeniz'e geçsek ne dersiniz? Yani Doğu Akdeniz'in göbeğinde yaşayan insanlarız. Ahmet Hocam da bu bölgeyi çok iyi takip ettiğini de bildiğim için sormak isterim. Bu Doğu Akdeniz'de bulunduğu söylenen gerek Kıbrıs'ın güneyinde gerekse de diğer bölge ülkelerinde ciddi gaz kaynakları bulunduğu yönünde haberler çıkıyor. Bir kısmı üretime de başlıyor. Bu tartıştığımız konuya ne kadar ilaç olabilir? Jeopolitiği veya jeoenerjiyi değiştirebilir mi? Bu konuda da görüşlerinizi alıp programı kapatalım isterim açıkçası. Genel resimden gidelim. Yani eğer Avrupa bağımlılığını azaltmak istiyorsa, Rusya'ya olan doğalgaza olan bağımlılığını azaltmak istiyorsa, evet, alternatif kaynaklar önemlidir. Ama Doğu Akdeniz'de şu anda mevcut keşifler, bizim için büyük, insanlık için çok küçük keşifler ve Avrupa'nın ihtiyacını karşılama açısından da çok küçük keşifler. İşte enerji altyapısı yaptığınız zaman o fiyatın rekabet edilebilir olma gücü zaten çok eski bir tartışma artık. Yani bu eğer hidrokarbon dönüşümünden bahsedeceksek, bir hidrokarbona bağımlı, hani Rusya'ya yar olmadıysa bu hidrokarbonlar bize hiç yar olmaz arkadaşlar. Yani buradan böyle bize bir ekmek çıkmaz. Yani jeopolitik olarak Kıbrıs sorunu açısından vesaire. Ama bu bölgede bir dinamizm yaratır mı? Yaratır. Eğer işbirliklerine evrilirse anlamlı olur. Yoksa mevcut çatışmaların hayaleti gibi onları besleyen bir şey haline gelirse, ki bugüne kadar olan o oldu. Çatışmaların bir unsuru haline geldi. Ya işte gerginliklerin bir unsuru haline geldi. Şu anda yani çok böyle bu yeni dünya düzeni ya da bölgesel yeni denklemin oturmasına yol açan bir şey değil. Ama bölge için önemli mi? Önemli. Tabii Türkiye-İsrail ilişkileri nasıl evrilecek onu izlemek lazım. Biraz hani onu yakından takip etmek lazım. Bu Türkiye'nin özellikle hani bu enerji teklifi konusunda Avrupa ile ilişkileri nasıl etkilenecek, nasıl bir tavır alacak onu izlemek lazım. Yeni bir şey yok, değişen bir şey yok yani Doğu Akdeniz'de. Son 15 yıldır neyse o. Asayiş Berkemal yani. Asayiş Berkemal bazen, bazen geriliyor, bazen düzeliyor gibi. Ahmet Hocam, siz nasıl görüyorsunuz aslında Doğu Akdeniz gazının geleceğini bu bağlamda, yeni tartışmalar çerçevesinde? Buyurun. Yani bu şöyle bir mesele, hakikaten bana acı veren meselelerden bir tanesi. Bundan 10 sene herhalde, 11-12 sene evvel bu tartışmalar ilk böyle yapılmaya başlandığı zaman kimi uzmanlarla bir araya gelindiğinde dünyanın değişik yerlerinden bazıları bu gaz bütün bu sorunların içerisinden çıkıp ticari olarak kullanılabilir vaziyete gelene kadar dünyanın bu gaza ihtiyacı kalmayacak diye bir riske işaret ederlerdi. Doğu Akdeniz gazı büyük ölçüde bir gaz rüyasından gaz hayal kırıklığına doğru gitmeye başlamış vaziyette. Burada Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs'ın reddedilemez haklarının sürekli içerir bir biçimde ihlal edilmesiyle ortaya çıkmış olan güvenlik riski, yani gazın çıkarılması ve ticarileşmesi bakımından güvenlik riski, yatırımların yapılabilmesi bakımından ortaya çıkan risk bu işi çok ciddi kısıtlamış vaziyette. İşte döndük dolaştık nereden boru hattı yapacağız denirken en anlamlı rota olan Türkiye rotası ortadan kalktı. Doğu Akdeniz Gaz Forumu kuruldu. Doğu Akdeniz Gaz Boru Hattı yapılacak diye Yunanlılarla Rumlar ortaya çıktılar, İsraillerin de desteğiyle. Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri bunu desteklemediklerini söyledi. Mesele döndü dolaştı. BP'nin Mısır'da seneler evvel yaptığı gazifikasyon ve sıvılaştırma altyapısı
boyutuna döndü burada hikaye. Şu soruyu sorabilir miyim ama size? Yakın zamanda aslında İsrail ile Lübnan arasında bir anlaşma sağlandığını gördük. Burada daha çok aslında kaynakların kullanımı açısından ikisi arasındaki münhasır ekonomik bölge sorunlarını gitmeye yönelik bir anlaşma. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin çok aktif bir rol oynadığını görüyoruz aslında. Kıbrıs güneyi, İsrail ve Mısır gazında da kısmen aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin siyaseten bir yönlendirici olma ve çok uluslu şirketler üzerinden de bölge üzerinde bir hakimiyet kurma çabası olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde. Yani... Hayır, olmaz. Olmaz. Orada öyle bir çaba olduğu muhakkak ama bu çabanın şu gün konuştuğumuz şartlar içerisinde nereye doğru evrilip olgunlaşabileceği meselesi şey. Doğu Akdeniz'deki gazın bir işe yaraması için bir önce herkesin sakinleşmesi lazım. İki, herkesin birbirinin hakkını tanıması lazım. Ondan sonra bu gazın havuz olması lazım. Yani bir araya toparlanması lazım. Ardından da yatırımların yapılması ve eğer iş ticareten anlamlı olsun isteniyorsa başka bir yere değil Türkiye'ye gitmesi ve bölgesel olarak kullanılması lazım. Ancak Doğu Akdeniz bölgesinde insanların refahına böyle katkıda bulunur. Lübnan'la İsrail arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması meselesi münhasır ekonomik bölgede dahil olmak üzere evet, Amerikalıların emek harcadığı bir iş kendilerince. Ama yani daha bugün Lübnan İsrail'i deniz alanlarını ihlal etmekle suçladı. Bu iş öyle kolay bir iş değil ve herkes uzlaşmadan hiç kimse uzlaşmış olmayacak orada. Evet, belirsizlik sürüyor. Büyük yani büyük büyük çaplı bir fayda sağlanılabilmesi için ve bu uzlaşmanın ortasında da gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gerek de Türkiye'nin haklarının tanınması meselesi hem bizim açımızdan öncelikli meseledir hem de o olmadan başka bir şey olmaz. Şunu sormak mümkün belki burada. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında bölgede işbirliği zemini kurmak, Türkiye'yi de buraya dahil etmek gibi bir çabası var mı? Bence var. Bence var ama yani şu anda Amerika'nın özellikle Türk-Yunan meselelerine ilişkin olarak ve Kıbrıs'ta bir inisiyatif almak gibi bir önceliğinin olduğunu dış politikasında düşünmüyorum. Bu da emek isteyen bir iş, enerji isteyen, siyasi kapital isteyen bir iş. Sanki orada değil Washington gibi geliyor bana şu gün. Anladım. Yani bence de daha çok farklı düşünceler olduğunu görüyorum ben. Dediğiniz gibi şu anda ciddi bir işbirliğine dönüşebilecek veya bir siyasi diyaloğa dönüşecek ortam sanki daha ortada yok gibi. Bu daha çok tartışma götürür diye düşünüyorum. Ahmet Hocam size, Hayri Hocam size çok çok teşekkür ediyoruz. Bence çok ufuk açıcı, izleyicilerimizin keyif aldığı çok güzel bir program oldu. Katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Umarım bir başka programda yine bir arada oluruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Değerli seyirciler. Teşekkürler. Bir önümüzdeki hafta yeni konuklar ve yeni konularla karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.